Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok yorgun bir şekilde beraberim. Daha demin bölümü bitirdim, yenisini açarken gitti. Elektrik gitti, şalter attı. Binanın altında attı şalter. 3 kat aşağı indim, geri çıktım. Kilo, yaş. Of, çok yoruldum. Ne durumdayız? En son MMO oyun yapacaktık, Metin 3 yapacaktık. Satışlar nasıl abi? Problem dayak, çok kötü satışlar ama getiriyor, para getiriyor yani. Detaylarına baksak, en iyi grafikler problem dayak. En iyi oyun müziği, yılın geliştiricisi, yılın oyunu. En iyi yayıncı olamadık, evet. Yapacak bir şey yok, önemli değil o kadar. Şimdi şuraya bir sunucu odası yapıyorum ben. Nasıl bir sunucu odası olsun? Şöyle sunucu odası diye tabir ettiğimiz şeyi yapıyoruz. Kapı girişi burada. Evet, vay. IBM sunucu ne bu? Intex sunucu. MMO ve F2, F2P oyunları için geç gereklidir. Bu sunucu 101 oyuncu kapasitelidir. Kalitesi az. C elektrik. Aylık maliyeti bunun 10.000, bunun 20.000. Matrix sunucusu. Aylık maliyet 30.000. O zaman aylık maliyet 50.000. IBM sunucu aldım bir tane. Biraz fazla tabii aylık maliyet de. Sıcaklığa bakalım. Burası biraz sıcak. O zaman bir de sunucu odasından buraya klima. Burayı soğutalım. Böyle. Bunun da aylık maliyeti 120'ymiş. Platin plaketler falan, bunları asalım bir yerlere. Başarılarımızı etrafa koyalım. Millete gösterelim. Biz başarılıyız. Altın plaketlerimizi de hocam yerleştiriyoruz. Buraya yerleştiremiyoruz. Yalıtım var çünkü. İyi, o zaman şu koridora atalım. Yer kalmadı zaten. Her yer ödülü, amına koyayım ya. Tamam. Orada şimdi 500 binlik şey yapıldı. Şu problem dayağa bakabiliyor muyuz? Problem dayak. Toplam satış 559 bin. Dijital sürüm. Full dijital sürüm satılmış. 559 binden kar 11 milyon. Murat Power'ın peki? 8.6 milyon satıştan kar 43 milyon. Anladım hocam. Bu niye böyle yanıp yanıp sönüyor? Ne olmuş buna? Yani o her türlü kâra geçecek belli ki. 45 bin sattı, 1 milyon kâr ediyor. Baksana, manyak. Felaket. Biraz daha pazarlama maliyeti yapalım. Problem dayak 2. Yapıştır. Pazarlama yap. Bir dizi kötü lisanslı oyun nedeniyle siktir et. Lisanslı oyun yapmıyoruz zaten biz. Noel geldi, satışlar artsın. Gerçi o önce, daha önce de gelmiş olabilir de. Neyse, şimdi bir oyun geliştirinden önce eski motoru güncelle. Murat'ı siker. Motor özelliklerinde neler var abi? Yani burada online ile ilgili bir şey yok o zaman. Geliştirmiyoruz. Eski motoru güncellemiyoruz. Bir oyun geliştirin diyoruz. Yeni oyun diyoruz. Murat. Düz. Murat. Murat 2. Oyun büyüklüğü AAA. Oyun tipi. Oynaması ücretsiz, ne eklenmemiş daha. Devasa çok oyunculu çevrim içi. Süper. Tür. Roleplay tabii ki de. Alt tür. Alt tür. Yani düz roleplay işte abi. Ana konusu. Ana konusu. Taş devri değil de. Orta çağ. Alt konusu da. Bu iyi ya, tamam. Böyle bir oyun. Uzak.
Doğuya has zevk miydi? Neydi lan Metin 2'nin şeyi? 15 milyon dolar açılış maliyeti amına koyayım. Murat Eksiker motoruyla yapılıyor. Personal computer. Her şey çok iyi. Kopya koruma yazılımı Quantum Shield 3.0. Hile koruma yazılımı da var en iyisinden. Şimdi abi oynanış önemli. Şöyle oyun uzunluğu, atmosfer de önemli bence. Şöyle bence. Sıradan oyuncuya da hitap edebilmeli. Oynanış önemli aga. Teknikler önemli. Ses fena olmaz. Valla kendi kafama göre yaptım. Büyük maliyetli bir şeyi. İnşallah patlamayız. Kozmetik eşya var. Binek ve evcil hayvan var. Özel oyun karakteri olmalı mı? Ya hepsi olmalı aslında ya. Agresif olursa sıkıntı diyor. Güçlendirici paket. Özel oyun karakteri. Şey olmasın, sarı olmasın. Böyle iyi. Tamamsa. Hangi oyun konseptini görmek istersiniz? Bu ne? Oyun rapor. Aa buradan bakılıyormuş lan bunlara. Aa hayran mektupları. Aa. Sporcu boğmacası. Counter yarrak. Tamam. 16 milyon dolar başlangıç bütçesiyle başlıyor. Hadi abi yapıştırın. Murat 2'ye. Elde avuçta ne var ne yok dayayın. Grafik iyileştirme. Dayayın. Devasa MMORPG oyunu geliyor şu an piyasaya. Millet ağlayacak. Çıldıracak. Cilalama değil, oyun geliştir. Oynanışı geliştir, yapıştır. Hadi abi. Problem dayak 2 uçuyor. Güzel. Şu an 2 milyon dolar kârda şu an. Murat 2 ile ilgili ekran görüntüleri bir şeyler yazılı şekilde çıkmış. Ama millet memnunmuş. Problem dayak 2'nin grafiklerine hevesliler. Hocam şimdi buraya ben bir tane daha pazarlama yeri kurmak istiyorum. Pazarlama şeyimizi arttıralım artık. Doldur buraya çalışma masalarını. Pazarlamaya eleman alıyoruz. Pazarlama destek ver. Bu iki kişiyi buraya ver. Şuradakilerin de hepsini. 3 4. Gelin abicim. Buraya geçiş yapın. Tuvalete diğer yere gidersiniz canım. Bir şey olmaz artık. Sonra burayı yıkıyoruz. Tamam. Problem dayak 2 4,5 milyon kârda şu an. Murat 2 inanılmaz şekilde gelişiyor. Devasa bir şekilde gelişiyor. Gelişsin. Ne oldu? Bir sıkıntı da bir şey olmaz. Önemli değil. Problem Dayak 2'nin yeni reklam kampanyası tamamlandı mı yoksa bitti mi? Bitmiş aktif şekilde. Devam. Pazarlama kampanyasına devam edelim. Murat 2 değil. Problem Dayak 2'ye. Bu iyi. Kaç oldu? 7 oldu. Hocam daha fazla eleman lazım. Yapacak bir şey yok. Alakasız elemanlardan koyacağım buraya. Gelmiyor. Eleman gelmiyor yani. 4 kişiyi buraya koyduk. Yani iş görüyorlar, bir şekilde görüyorlar. Bu nece? Buraya da yine 1, 2, 3 tane daha buraya aldım reklamcı. 8,5 milyon kar etmiş. Murat Power 2'ye yeni bir reklam basıyoruz. Gider ayak. Yani belki bir şey koparabiliriz diye Murat Fabriki'ye 500 bin daha reklam bastık. Coşkun Geceler zaten şu an kârda ama bu Murat Fabriki reklamı iş gördü mü? Hiç boka yaramadı. Bitirelim hocam, bitirelim. Murat Fabriki çekildi piyasadan. Sadece Problem Dayak var şu an. Problem Dayan en iyi yayıncıya reklamını verelim bir.
Gezmeye tozmaya kaç blok ötedeki yere gidiyor adamlar. Şurayı da kendimize alamıyoruz mu? Buradan da kalkıp oraya gidiyorlar. Ulan burada var ya sizin personel odanız. Niye başka yere gidiyorsunuz? Aa, Murat 2 hazır. Murat 2 hazır. Tamam. Ama daha uzun süre geliştireceğim. Bayağı geliştireceğim. Bekleyeceğim. Çünkü benim için önemli bu bayağı. Zaten yaz dönemindeyiz şu an. Rehavet var. Millet tatile gidiyor. Oyun almıyor. Problem Dayak 2'nin iyi sattığını söyleyemeyiz ama kötü kar getirmedi. Yayıncı nasıl olacağız ben onu anlamadım ama. Problem Dayak 2'ye yine internet reklamı verdim bir tane. Yani adamlar kendileri yayınlıyor, yapıştırıyor abi. Milyonlarca sattırıyorlar. Ben kendim yayınlamaya kalkınca yarrağı yedik. Orta kabin. Değil, büyük kabin. Murat 2. Murat Power 2, Coşkun Geceler ve Problem Dayak. 538.000 bilet satıldı. 354.000 kişi bak, 51.000 kişi baktı ve 50.000 tane de hayran geldi. Güzel. Müşteri desteği çalışıyor. Oyunu cilalıyoruz. Oyunu geliştiriyoruz devamlı. Bir süre hızlandıralım. Bu oyun iyice gelişsin. Ondan sonra hataları silelim. Murat 2'yi, Dalga'yı yayına verelim hocam. Evet, an itibariyle 2030 yılının Ocak ayının 3. haftasındayız ve Murat 2 çıkışını gerçekleştiriyor abi. Grafikte, seste ve oynanışta çığır açtık. Sadece teknikleri fulleyemedik. Yayıncı arayacağım valla. Hiç riske girmeyeceğim. İlişki değil, hayran kitlesi değil. Pazar gücü. Rol yapmada bak gayet yüksek. $6 veriyor. Act Vision. Ama çok fazla sattıracaktır illaki. Yapıştırıyoruz. Aylık abonelik fiyatı 5 olsun abi, bilmiyorum şimdi, riske girmeyelim. Yapıştırdık. 6 sınırlamasını aldı. Yüzde de 77. Yani çok iyi olmadı ya. Bu kadar yatırıma, bu kadar çabaya falan. Hafta bitiyor. Kaç? Kaç alınmış oyun? $23 milyon harcamışız oyunu. 148.000 sattı. 74.000 abone geldi. O siktir. Hemen reklam, pazarlama. Pazarlama, Problem Dayak değil. Murat 2'ye pazarlama. Yapıştır. Abonelikler 131.000 tane abonelik var. 56.000 geliyor onlardan da. Maşallah. Güzel gidiyor. -20 milyon dolardayız şu an. Düştü. Noel bitti o yüzden herhalde. Bir güncelleme yapalım. Murat 2. Hayran mektupları diye bir şey vardı sanki burada ama. Yaparken miydi? Oyun yaparken miydi o? Yeni oyun geliştir. Hayran mektupları. Murat 2 ile ilgili. Aha, iki tane. Hikayesinin heyecan verici olmadığı düşünülüyormuş Murat 2'nin. Murat 2'ye o zaman ücretsiz güncelleme. Hikayeyle ilgili de bir şey yok ki amına koyayım. Yeni görev yapalım. Bütün dillerde. Ver abi. Evet. Yani riskli bir hareket yapıldı. -17 milyonda şu an. Aylık abonelikler 295.000. Ama 56.000 falan diyordu. Ha, aylık gelen mi o? Ha. Tamam. Murat Eksikar $919.000 kazandı bir tane başka bir adamın başarısından. Altın plaket aldı Murat. Murat 2. Murat 2 coşuyor. Murat 2 şu an çılgın atıyor. 324.000 anlık kullanıcımız var. Hemen. Problem Dayak değil. Murat 2'ye yeni bir reklam daha. Televizyon reklamı. Sıradan oyuncular için çok fazla geliştirildiğini düşünüyormuş millet. Murat 2'ye yeni DLC'ler getirmeye devam ediyoruz. Yeni eklentiler, ücretsiz eklentiler getiriyoruz. %17 kapasitesi dolu şu an serverların. Yani bir sürü server, 1 milyon tane serverımız var, bir şey olmaz. 461.000 anlık aktif abonelik var. 1.6 milyon satış. 12 milyondayız eksi. Güzel. Murat 2 coşmaya devam ediyor abi. Murat 2'ye devamlı güncelleme. Şunu artık bitir. Şunu bitir artık.
Ne oldu? Coşkun Geceler bitti 4 milyon karla. Yeter canım artık. Problem Dayak'ta 25 milyon karda. Hala eksi 12 milyon Murat 2. 17. haftadayız. Hala çıkarmadı kendini. Daha iyi bir atmosfer isterlermiş. Murat 2'ye şöyle. Otomatik tekrar değil, tek seferlik. Eksi 9.5 milyon. Hadi abicim sen daha coşacaksın, inanıyorum. Murat 2 coşacak. Murat 2 rekordan rekora koşacak. Çok büyük yapım oğlum Murat 2. Eksi 11 milyon. Tabii demin masraf yaptık ya, ondan büyük ihtimalle. Hala güzel satıyor ama ya. Reklam yap. Reklam yap. Murat 2'ye reklam. Büyük kabin. Murat 2 ve problem dayan tanıtımları yapılsın. Müşteri desteği iyi durumda. Problem dayak bitti artık. Sıfır sattı. Stok sıfır, siparişler nasıl ya? Bir dakika, orada başka bir durum var. Gerçekten büyük mallık. Murat 2 harbiden gitgide büyüyor lan, ben bir şey yapmadan. Pazarlama kampanyası yap. Murat 2 televizyonda reklamını ver. Abi siz de Murat 2'ye yeni güncelleştirme yapın. Maksimum bir güncelleştirme istiyorum buraya. Yok gerçi. Şöyle bir şey yapın. 3.5 milyon dolar harcanarak. Görüyor musun rezilliği ya? 1 milyon sipariş var. Problem dayak için. Alan yok. Stokta ne var? Delik sürüm falan var stokta. Üret üret. Adamlar alacakmış bak, 47 milyon falan oldu. Oh siktir. Bundan sonra ben dağıtıcı olacağım lan. Oha. Bu oda yetersiz bu arada. Daha fazla üretim makinesi lazım. Baksana ne biçim satıyor. Milyonlarca dolar. Dehşet. Daha da büyüyor Murat 2. Gitgide büyüyor Murat 2. Satın alımlardan gelen para para değil ya. Uygulama için satın alımlardan gelen para. Aylık abonelikten alıyoruz bütün parayı. Murat Tek YMB. Stoğumuz yine mi bitti? Yok, bu sefer sipariş yok galiba. Murat 2 siparişi yok galiba, bakayım. Aynen, galiba öyle bir şey var. Murat 2'ye reklam verelim o zaman bir tane daha. Yok pardon. Problem dayak reklamı verelim. En iyi grafikler Murat 2. Müzik Murat 2. Geliştirici Teyitu. Nereden aldı o ödülü o ya? Niye ben almadım? Problem dayak artık satmıyor. Niye satmıyor artık? Problem dayak bitti galiba abi. Artık bitti galiba. Artık alan yok. Murat 2'den 31 milyon dolar kar etmişiz. Tamam o zaman. Burayı büyütüyorum. Şöyle büyütüyorum burayı. Yeni üretim makineleri koyuyorum. Burayı da büyütüyorum. Bu depoyu daha da büyüttük. Daha fazla raf. Ulan hiç aklıma gelmedi ya böyle bir şey. Hiç. Aralarında da insan gezip bir şey yapmıyormuş. O yüzden direkt dümdüz yapsak da olur herhalde.
Katrilyon dolarlık şirket olacağız bu gidişle. Tamam, problem dayağı çekelim o zaman. Nasıl çekeceğiz? Yasadan çekelim abi. Satış falan yok çünkü. Stoğu sat. Tüm stoğu sat. Bitti. Problem dayak piyasadan nasıl çekilecek peki? Oyunu piyasadan kaldır. Problem dayak 2. Kaldırdım. 60 milyon dolar kar. İşte olay bu. Uygulama içi satın alımlar. Murat 2. Özel oyun karakterleri desek nasıl olur? Satışlar falan düşer herhalde be. Değil mi? Düştü düştü düştü. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Onu bırak. Yılın oyunu sürümü. Hangi oyuna yılın oyunu sürümü olarak yeniden yayınlamak istersin? Eklenti paketleri. Eklenti paketi için ana oyun ve eşleşen bir eklenti paketi seçmelisin. Anlamadım. Ne lan bu? Murat Power 2. Boş olan. Coşkun Geceler. Ha, tam sürüm. Ha. Oyun paketi. Bütçe sürümü olarak piyasayı sürülen ve halihazırda piyasadan kaldırılmış oyunları kullanabilirsin. Yok ki. Yalnızca bütçe sürümü. O ne demek ya? Bütçe sürümü. Hangi oyunu bütçe sürümü olarak yeniden yayınlamak istersin? Yalnızca bir yıldır mevcut olmayan oyunlar seçilebilir. Bütçe sürümü hangi? Counter Yarak Platin dedik mesela. Ne oluyor bu? 9,99'a satıyorum. Niye ki? Elimde kaldı diye mi bu? Ne bu? Counter Yarak Platin mi üretmem lazım o zaman benim şu an? Evet. 1 milyon tane üretsek. Bir de reklam da yapalım o zaman. Pazarlama kampanyası. Counter Yarak Platin. Televizyon. Bütçe sürümü. 15 bin sipariş varmış şu an. İyi değil yani bu. Bu arada bir eklenti paketi koyalım. Online oyunumuza. Murat 2 coşmaya devam etsin. Böyle büyük bir eklenti paketi olsun bu. Tekrardan coştursun milleti. Üretim tamamlandı. 1 milyon tane ürettik. Altı haftaya çıkıyor. 34 bin sipariş var. Ola ola. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde başarı elde edemeyiz. Murat 2 hala coşuyor. Kendini durduramıyor. Yeni bir oyun yapacağız bu bölüm. Ve onu kendimiz pazarlayacağız. Milyonlarca. Dehşet sattıracağız ondan. O yüzden şu pazarlama departmanını büyütmek istiyorum ben. Bir de size halı koyayım. Al platin paket. Al. Altın platin. Buraya da altın platin. Tamam. Bir tane halı. Şu büyüğünden bitti. 9 tane eleman lazım şimdi buraya. Pazarlama destek. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 eleman. Gelin oğlum. Burada pazarlama yapıyorsunuz. Counter yarak platine yapıyorsunuz. Siz de aynı şekilde counter yarak platine yapıyorsunuz. Yani benim bu oyuna pazarlamayla birlikte harcadığım parayı çıkarması imkansız. 141 bin sipariş var. Aa, başladı. Sattı. 210 bin sattı ve bitti. Kaç sattı? 86 bin daha sattı. Aa, iyi gidiyor lan. Biraz daha gitse. İyi gidiyor. Kâra geçtik. Counter Yarak oyunundan tekrar kâr ettik resmen. Resmen kâr ettik amına koyayım. 90 falan hala gidiyor. Vallahi resmen elimizdekileri bitireceğiz gibi duruyor. O zaman bir Twitch reklamı verelim. Counter Yarak biletine. Murat 2 zaten coştu abi. 75 milyon dolar kârdan bahsediliyor orada. Murat 2'nin önünü alamazsın. Bir de internet reklamı var. İyi, elimizdekiler bitsin en azından. Şimdi hocam yeni oyun yapımına başlansın. Ne oluyorsa olsun artık lan. Bir oyun geliştirin. Devam oyunu.
İnceleme sonucu. Murat Power 2, Murat Power 3 mü gelse acaba? Yoksa Counter Yarrak mı? Strateji şu an modaymış. Bu ne? Strateji modaysa eğer. Age of Fuckers. Company of Fuckers. Favorite. Oyun büyüklüğü AAA, hedef kitle yetişkin. Standart standart. Gerçek zamanlı strateji değil. Strateji ve gerçek zamanlı strateji. Aynen. Dünya savaşları tarihi. Motor inanılmaz iyi. Murayt XKR motorumuz. Bilgisayar. Her şey en iyi. Kuantum şart, hile yazı koruma. Şimdi bunu bilemedim ya. Bir bakalım. Bir raporuna bakalım. Değil mi? Önce bir Empire of Taşaks'a bakalım. 5-7-3-3. Bu nasıl? 5 7 3 3'ünü ayarlayayım bir, ondan sonra oynarız üstünde. Bir de Age of Fuckers'ı göster. 5 5 5 4 2. Şimdi ikisinin kombinasyonu olduğu için ben burada nasıl bir şey yapmalıyım? Gerçek zamanlı olunca iyice bence oyun uzunluğu daha da kemik kitleye biraz daha mı versek? Ne yapsak? Atmosfere biraz daha verelim. Oynanışı nasılmış Age of Fuckers'ın? 30 grafik var zaten bir. Coşkun ile Alço neredeyse tamamlandı. Murat 2'nin DLC'si artık yeterince satılmadığı için eklenti paketi piyasadan çekildi. En iyi görev burada biz yokuzdur. Bir şey olduğunu sanmıyorum burada. Çık bundan. Murat 2'nin de aylık kullanıcı şeyi gitgide düşüyor. Bunları artık ben satıyorum ufaktan. Murat 2 de ufaktan piyasadan çekilecek gibi duruyor. 246 milyon dolardan fazla para kazandırdı bize. Kar bir de bu. Bakalım hatta. 116 milyon dolar maliyet, geliştirme. 4 milyon dolar pazarlama, 4,7 milyon, 8 neredeyse 8 milyon dolar sunucu maliyeti. Abonelikler 239 milyon dolar, normal satış 127 milyon dolar, uygulama içi 3,8 milyon dolar. Kar 246 milyon dolar. Felaket. Felaket. Bambaşka yani, inanılmaz. Şimdi Company of Fuckers da zaten bize cirosu 125 milyon dolarmış, karı 92,849 milyon dolar. Şimdi bu Coşkun'la Alço'yu tamamen bitirelim. Hatta bitti neredeyse. Şu şeylerini yapalım. Porno filmimizle beraber, porno oyunumuzla beraber. Artık bu videonun sonuna gelelim ve devam eder miyim bilmiyorum. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Tükettik yani, mahvettik. Piyasayı harcadık. Burada şu an porno yazıyorlar. Coşkun nasıl sokuyor? Şu nasıl bunu saplıyor? Bu nasıl işte gazoz teminatı, bir şeyler. Bunlar şu an ayarlanıyor. Abonelikler gitgide düşüşte. Abonelikler perişan durumda. Neyse, sağlık olsun. Bunu da sat. Bunu da sat. Murat 2 yıllarca domine etti piyasayı. 194 hafta boyunca piyasayı domine etti ve artık gidiyor. Company of Fuckers daha bizimle. Hatta Company of Fuckers'a şöyle bir reklam da basalım. O biraz daha durur. Çünkü stokta 1,5 milyon sipariş var. Mal var, bunlar satılsın abi. Onlar orada kalmasın lütfen. Bug'ları bitti. Coşkun'la Alço'nun. Company of Fuckers reklamları azalınca onları piyasaya artık ufaktan vereceğiz. Cilala.
Coşkun'la Alço'yu cilala. Murat Tek oyun motoru da güzel para kazandırıyor bize. 13.000 sipariş falan. Company hızlı bitti ha birden. Çok güzel gidiyordu, stabil gidiyordu. Birden bir şey oldu, ne oldu anlamadım. Bitti mi? Şu solda kaldı biraz. O da bitecek. Murat 2'nin daha var ya. Birkaç yılı var hatta neredeyse yani. Piyasadan çekilmesi için zamanı var. Bankacılık krizi. %200 daha fazla faiz. Sikim'de değil. Bankaya kredi vereyim hatta istiyorsanız. 377 milyon dolar. Tamam. Coşkun'la Alço'yu yayınlıyoruz hocam. Kendimiz dağıtıyoruz. Satış fiyatını bu sefer düşürmeyeceğim. Standart delik sürümün içine bunları koyuyoruz. Tamam, bunları da ellemeyeceğim. Kolektör figürü de koyalım bir tane. Tamam dedik. 10 haftaya çıkıyor. Tamam. Puan. Puan çok yüksek değil. Oynanıştan biraz düşmüşüz. Tamam şimdi Company of Fakir Stursun abicim. Coşkun ile Alço üret bana. 6 milyon üret. 6 milyon mu bu? 600 bin oldu bu. 600, aynen. 6 milyon üret. 6 milyon tane bundan üretiyoruz. Koyduk banda. Ne var burada şimdi stok? Delik sürüm falan kalmamış. O zaman görevi iptal et. Oyun üret. Şimdi önce bir şundan 0. 100 bin şöyle. Ya da 100 bin 50 bin. Bundan bir üret bakayım. Coşkun'la Alço üretimine başlıyoruz. Altı milyon, evet. 100 bin. 100 bin. Üretim. Reklamlar. Ölümüne. Ya sürekli şey diyor. Belli bir talebin altına gelince reklam yapacağız falan diyor. Yani benim istediğim gibi devamlı reklam yapmıyor. Ölümüne reklam yapmıyor. Coşkun'la Alço'yu 13 milyon dolar harcamışız. Reklamları basıyoruz. Siparişler şimdiden geliyor. Stoklar da güncelleniyor. Company of Fuckers valla gelmiyor sipariş falan. Piyasadan çekelim mi, ne yapalım? Çekelim. Stoğu sat. Company of Fuckers stoğunu satıyorum 4 milyon dolara. Oyunu piyasadan kaldır. Company of Fuckers. Kaldırdık. 96 milyon karla kaldırdık. Coşkun başlıyor, hadi bakalım. 6 hafta hadi abi. Murat 2'ye de siz bir güncelleştirme yapın bari. Belki 21 milyon dolar çüş. Belki bir şey olur. Bir milyonluk fan kitlemiz var. Yaz rehaveti iyi olmadı. Daha yeni girdik bir de. O iyi olmadı. Kötü denk geldi. Coşkun'la Alço'nun çıkış dönemi. Büyük kabin yapıyoruz. Coşkun'la Alço ve Murat 2'yi koyuyoruz. Murat 2 asla yükselmiyor artık ya. Hiçbir ek paket, bir şeyler, hiçbir masraftan kaçınmıyoruz ama Murat 2'nin aboneliklerini arttıramıyorum abi. Coşkun'la Alço 250 bin sattı ilk günden. Stokları dolu, sıkıntı yok. İkinci gün 83 bin sattı. 85 bin sattı. Rezalet. Üçüncü gün 80 bin falan sattı. Reklamlarına devam. Coşkun'la Alço reklamları. Porno oyunumuzun reklamları devam ediyor. Kabul etsen oğlum ha. Devam. Basın reklam basın. 90 bin sattı. Çok kötü gidiyor. Coşkun'la Alço çok kötü gidiyor. Company Filos'un yaptığını yapamadı yani. Grafiklere heveslilermiş. Tabii bu kadar gerçek kaliteli grafiklerle porno oyunu nerede görülmüş? -7 milyon. Ya illaki kar edecek ama
Bazı ufak tefek yanlışlar yüzünden şu ana kadar son zamanlarda yaptığım, belki 2-3 bölümdür yaptığım en düşük puanı aldım. Sağlık olsun, zaten bitti yani, daha yapacak bir şey yok. Orta çağ popüler, inşaat mı orta çağ, dövüş kabuz okuyor değil. Daha iyi bir atmosfer isterlermiş. Valla ilk defa film oyunu yapıyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, oyuncu kardeşlerimiz. Biz de aşina değiliz olaya çok. Bir sonraki porno oyunumuzda yavaş yavaş dediklerinizi dikkate alırız. Evet arkadaşlar, Mad Games Tycoon 2'nin galiba sonuna geldik. Çünkü dediğim gibi yapacak hiçbir şey kalmadı. 378 milyon dolara burada hani bir şey de alamıyorum artık. Geliyorum buraya. Üretim yaptık, sunucu odası harekete kalama, stüdyolar bir şeyler. Bir tek konsol geliştirme yok şu an. O da daha oyunda açılmamış. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Bankaya borç vereyim abi. O da almıyor. Hile koruma yazılımı kendim yapamıyorum. Geliştirici kitleri. Yayınlanma tarihi. Sony Game Station 6. Bilgi ve tarih. Ödüller. Yılın oyunu aldık. Tam isabet aldık. Geliştirici aldık. Yayıncıyı alamadık. Onu bir türlü beceremedim. Toplam aboneler. Etkide düşmüş. Toplam satış. 12.693 milyon benim kendi toplam satışım. İndirme ne bilmiyorum. Hayran. 1 milyon 136 bin. Popularity. İnteraktif film de bayağı düşük şu an ya. %40'ta. Hani en kötüsü değil ama bayağı kötüymüş. Onun da etkisi oldu herhalde. Pazar araştırması. Finanslar. Aylık bakiye. Geçen ayki karımız. Aboneliklerden 1 milyon. Oyun gelirinden 8'e yakın. Uygulama ise satın alma 17 bin. Bu ayki karım 5,5 milyon. Geçen ay 8 milyon. Yıllık bakiye. Geçen yıl 103 milyon kar etmişim. Bu yıl 28 milyon kar etmişim. Çeşitli gelir ne oluyor lan? Herhalde oyun motor... Yo, motor lisansları burada. Aylık ekstreler. Bu ay zarardaymışız. Yani çok fazla para harcamışız. Zararda değilmişiz de. 2010 falan, bunlar benim bitik zamanlarım zaten. Şu dönem bayağı sıkıntıdayım. 2 kazanıyorum. 12 harcıyorum. Ama sonra toparladık. Bayağı toparladık. Başka ne var? Grafikler. Tüm zamanların en iyi oyunları. Company of Fuckers. Birinciymiş lan. Tüm zamanlarda. Kullanıcı yorumlarında da. Oo. Basından %92 almış. Kullanıcıdan %95 almış. Murat Fabriki ve Company of Fuckers dışında ilk ona giren yok. Bu ne böyle ya? Kullanıcı yorumlarında ben zaten full. İlk 5'in 4'ü bende. İlk 6'nın 5'i bende. Onun dışında yok çok. Counter yararak var. En sonlarda da varımdır diye düşünüyorum ama. Gerçi ilk 500 bu. İlk 500 baştan sona değil. Baksana Murat Power var sonlarda. Başka tüm zaman grafikleri, bu ne? Murat Power 2. Pardon, Murat 2. 22.750.294 satmış. Empire of Yarax 9.479 milyon. İlk 3 bende. En çok satışta. Ondan sonra yine geliyorum. Kendi dağıtımcılığını üstlendiğimde maşallah 6,5 milyon hala. Başka ne var? Haftalık grafikler. Haftalıkta pek iyi değilim. En çok satan eklentiler. Yine Doğu'nun taşıyla en sondayım, en baştayım. En çok satan bütçe sürümleri. Bir tek ben çıkarmışım herhalde bütçe sürümü. Paket çıkarmadım. MMO tab abonelik tabloları. Daha F2P gelmemiş. Aha.
Grafikler mi alçoda? Müzik alçoda. Geliştirici niye bende değil? Bunlar nasıl alınıyor ya? Sahip olunan oyunlar, yorumlar. En kötüsü sporcu boğmacası ve Sinister Seven. Rezalet. Ciro. En yüksek kar yine bunda. Murat Power Ice Kiş eksi 1200. 40.000 kar. Total Fight Arax Taşak Fighters. İsme bak ya. Toplam gelir. 402.000 gelir. Üf. 402 milyon pardon. Aboneliklerden 261 milyon. Uygulamayı satın alalım. Önemli değil çok. Geliştirme maliyeti. En yüksek maliyeti bunda. Toplam satış. Oyun konseptleri. İnceleme sonucuna göre Company of Fakir en iyi puanı aldı harbiden ya. Ayran mektupları buradaymış. Oyun analizi. %1, 3, 20, 23, 37, 14, 36, 47, 26, 36. Paket yok. Bağlı kuruluşların oyunları öyle bir şey hala gelmemiş. Başka? Bu zaten o. Motorlar. Evet. Bir devrin daha sonuna geldik. Valla güzel oyundu. Sardı bayağı harbiden. Güzel sardı. Diyecek bir şeyim şimdilik yok. Oyuna yeni güncellemeler gelirse, benim yaptığım gibi burada uğraşıp da güncelleme eklenti getirirlerse yine oynarız. Onun dışında başka diyecek bir şeyim yok. Hadi gittim ben.